Diyanet TV Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün 1 Şubat Cuma günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cami açılışı yaptı. Üsküdar'daki Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışında konuşan Erdoğan, "Unutulmamak istiyorsak böyle eserler inşa edeceğiz, hayırlı evlatlar yetiştireceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Koptuklarımızdan emin eyle, umduklarımıza nail eyle. Dualar edildi. Allah rızası için El Fatiha. Hacı Harun Ekşi Camii ibadete açıldı. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İstanbul Üsküdar'da bir hayırsever tarafından yaptırılan caminin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Unutulmamak istiyorsak ya bu tür eserler inşa edeceğiz, ya hayırlı evlatlar yetiştireceğiz veyahut da çeşmeydi, köprüydü bu tür yatırımlar yapacağız. Bunlar kaldığı sürece biz de unutulmayız. Yolumuz bu. Baki öyle diyor. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer diyor. İşte bu eserler kaldığı sürece bizler de baki olarak anılırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değindi. Vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini giderdi. Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Biz istiyoruz ki burada malum depremle ilgili bir sıkıntı var. Ama bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak. Bazı müteahhitler diyormuş ki ben %60'ını %70'ini alırım, ondan sonra da seni kapıya koyarım. Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Siz Cumhurbaşkanı'nın dediğini dinlemiyorsunuz. Bakanların dediğini dinlemiyorsunuz. Belediye başkanının dediğini dinlemiyorsunuz. Müteahhidin dediğini dinliyorsun. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin. Böyle bir şey yok. Böyle bir sıkıntı olduğu anda siz muhtara, belediye başkanımıza durum bildirin. Ben burada komşunuzum zaten. Gelin bana bildirin. Böyle bir şeyi yapamayacaklarını görün. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını da bu camide eda etti. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, kısa adı İLİTAM olan Din Eğitimi ve İlahiyat Lisans Tamamlama Çalıştayı'nda konuştu. 28 Şubat sürecini hatırlatan Erbaş, Türkiye'de dini hayat ve din eğitimi açısından farklı ve zorlu süreçler yaşandı ancak bugün bu sorunlar aşıldı dedi. Erbaş, bu coğrafyada İslam'ı yok sayarak gelecek planlamak mümkün değildir diye konuştu. Din Eğitimi ve İLİTAM Çalıştayımıza hoş geldiniz. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, kamu denetçiliği kurumunca düzenlenen din eğitimi ve ilahiyat lisans tamamlama, yani kısa adı İLİTAM olan çalıştaya katıldı. Türkiye'de dini hayat ve din eğitimi açısından zorlu süreçlerin yaşandığını hatırlattı. İLİTAM sürecinde en önemli etken ise hepimizin bildiği gibi 28 Şubat sürecinde yaşanan sıkıntılardır. Zira söz konusu süreçte ilahiyat fakültelerinin kontenjanları iyice azaltılmış, katsayı uygulaması nedeniyle İmam Hatip Lisesi mezunlarının farklı bölümleri tercih etmeleri de engellenmiş ve lisans eğitiminden mahrum bırakılan ciddi bir kesim ortaya çıkmıştır. Üniversite düzeyinde din eğitimi verilen okulların sayısını hatırlatarak sorunlar büyük oranda aşıldı dedi. Din eğitimi açısından sıkıntılı dönemler geride kalmış, mağduriyetler giderilmiş, dini yüksek öğretim yapan fakültelerin sayısı 105 olmuştur. Bu fakültelerin 2018 yılı kayıt kontenjanı 18 bini aşmış durumdadır. Başkan Erbaş, din güvenliğinin aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu olduğunu belirtti. Din istismarıyla mücadelenin önemine işaret etti. Bu coğrafyada İslam'ı yok sayarak, öteleyerek var olmak, bir hayat ve gelecek planlamak mümkün değildir. Dahası İslam'ın ilke ve değerleri bilinmeden bu toplumu tanımak ve anlamak da mümkün değildir. İkincisi ise bugün
dini doğru anlamak gerçekten en hayati meselelerden birisidir. Din güvenliği, milli güvenlik konusu haline gelmiştir. Din istismarı ve dinin kavramları arkasına gizlenen terör örgütleri ve hain yapılar varlığımızı, birliğimizi, geleceğimizi tehdit etmektedir. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din eğitimi ve ilahiyat lisans tamamlama programının önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtti. Diyanet mensuplarının akademik anlamda kendilerini daha da geliştirmeye fırsat bulduğunu söyledi. Bunun yanında İLİTAM konusunun, yani uzaktan eğitim imkanının ve tercihinin imkansızlıklar nedeniyle öğrenim çağında istediği eğitimi alamayanlara fırsat sunması, eğitim mekanı, eğitimci, konaklama ve ulaşım giderlerinden tasarruf ettirerek eğitim maliyetlerini düşürmesi önemli sebepler vardır. Ayrıca İLİTAM programları özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarına, personeline dini yüksek öğretim düzeylerini yükseltme imkanı da sunmaktadır. Sayın seyirciler, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler raportörü Agnes Callamard bugün de temaslarını sürdürdü. Birleşmiş Milletler'in Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu olarak Suudi Veliaht Prensi gördüğü ifade ediliyor. Ekim 2018'de evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın halen cesedi ortada yok. Suudi makamların iddia ettiği Türk işbirlikçinin de kimliği açıklanmadı. Türkiye soruşturmayı sürdürüyor ancak Suudi makamlardan yeterli desteğin gelmemesi sonuç alınmasını zorlaştırıyor. Kaşıkçı cinayetine yönelik görüşmelerde bulunmak üzere 4 gün önce Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard temaslarını sürdürüyor. Cinayetle ilgili bir rapor hazırlayacak olan Callamard, Ankara'da başladığı görüşmelerini İstanbul'da sürdürdü. Soruşturmayla ilgili talep ettiğimiz bilgilere ulaşamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Soruşturmaya dahil olmak istedik. Yetkililerin taahhütlere uyacağına ve polis soruşturmasıyla ilgili bazı bilgileri verebilecekleri konusunda hala ümitliyiz. Şimdiye kadar soruşturmanın yürütülmesinden oldukça memnunuz. Callamard tekrar Ankara'ya döndü. Cemal Kaşıkçı ile yakınlığı bilinen AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile görüştü. Baş şüpheli şu anda bütün soruşturma komisyonunu veyahut da mahkeme yargı sürecini kontrol edebilecek durumda. Böyle bir mahkemenin, böyle bir mahkemeden adaletin tecelli etmesini kimsenin beklemesi mümkün değil. Bu cinayetin tek başına sadece o 15 kişinin Türkiye'ye gelmiş olan 15 kişinin kendi başlarına verdikleri bir karara dayanamayacağını söylediler biliyorsunuz. Tabii ki raportörler zaten o şüpheye çoktan sahipler. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceğini, Callamard'ın talebi üzerine Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard yarın temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrılacak. Agnes Callamard soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak. Sayın seyirciler, sebze meyvede marketlerle pazarlar arasındaki fiyat farkına ilişkin tepkiler sürüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kış koşulları ve doğal afetlerin fiyat artışında etkili olduğunu söyledi. Ancak marketlerle pazarlar arasındaki fiyat makasının bu kadar açık olmasının doğru olmadığını ifade etti. Planlama ve pazarlama kanalları rehabilite edilmeli dedi. Son dönemde marketle pazar tezgahlarındaki fiyat farkı sık sık tartışılıyor. Pazarda nispeten bütçeye uygun ürünler yer alırken marketlerde sebzeden meyveye ürün fiyatları vatandaşın cebini yakıyor. Üreticimizde 80 kuruş olan mandalina 4 lira 61 kuruşa, 75 kuruş olan portakal markette 3 lira 81 kuruşa, 2 lira 40 kuruş olan yeşil mercimek 9 lira 8 kuruşa, 1 lira 52 kuruş olan süt 5 lira 70 kuruşa, 10 lira olan kuru kayısı 36 lira 48 kuruşa, 2 lira 11 kuruş olan kırmızı mercimek 7 lira 50 kuruşa satılmıştır.
Konu Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da gündemindeydi. Marketle pazarlardaki fiyat makasının daralması gerektiğini ifade etti. Üretici maliyetlerini aşağı çekmek, üreticiye daha fazla destek vermek, pazarlama kanallarını rehabilite etmek ve planlama yapmak zorundayız. Fiyat farkını doğuran nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Bayraktar, sebze meyve fiyatlarındaki artışta temel noktanın kış koşulları ve doğal afetler olduğunu belirtti. Afetler nedeniyle ürün kayıplarının yaşanması sonucunda arzda meydana gelen daralma haliyle ürün fiyatlarına da yansımıştır. Nitekim Ocak ayında markette 42 ürünün 31'inde fiyat artışı, 7'sinde fiyat azalışı, üreticilerde ise 34 ürünün 23'ünde fiyat artışı meydana geldi. Bayraktar bu süreçte tarımsal üretimin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Merkez Bankası'nın başkanının açıklamalarını da ciddiye alıyoruz. Orada gıda enflasyonunun üfenin 1-2 puan üzerinde olacağını ifade ediyor. Bunu çok önemsiyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Yelkenleri tarıma çevirmemiz lazım. Tarımda üretimi artırmamız lazım. Evet, şimdi de sırada günün diğer dikkat çeken haberleriyle kısa bir haber turu yapacağız. Ardından detay haberlerle devam edeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuryazarlık seferberliğinin birinci yılında 785.081 vatandaş okumayı öğrendi. Bu rakam Cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa sürede elde edilen en yüksek vatandaş katılımı olarak tarihe geçti. 2018'de okuma yazma kurslarına en çok katılım sağlayanlar 659.174 kişiyle kadınlar ve 98.116 kişiyle 65 yaş üstü vatandaş oldu. En fazla katılımın yaşandığı iller Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli ve Şanlıurfa olarak belirlendi. En son günümüzde olan bir Mavi Balina oyunu var. Evet. Adana'da polis çocukları psikolojik olarak baskı altına alan, hatta intihara sürükleyen sanal oyunlara karşı mücadele başlattı. Özellikle Mavi Balina ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı sokakta ailelere ve çocuklara uyarılarda bulunuldu. Orada yaptığınız, oturduğunuzu, kalktığınızı... Adana'da asker uğurlama sevinci felakete dönüştü. Karataş ilçesinden şehir merkezindeki otogara asker uğurlamasına gidenleri taşıyan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. İş makinesinin operatörü gözaltına alındı. Antalya'da yaşanan hortum felaketinde annesiyle birlikte içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 9. gününde de devam etti. Çalışmalara İzmir'den gelen özel bir savunma sanayi şirketi kendi ürettikleri toprak altı görüntüleme sistemiyle destek verdi. Ancak bugün de bir sonuç alınamadı. Alınan bilgiye göre Bursa Osman Gazi ilçesinde kuyumcu yanındaki pet shop dükkanına giren soyguncular balyoz ve murçla duvarı kırarak kuyumcuyu soydu. Hırsızlar yaklaşık 10 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Kuyumcu dükkanı ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Sayın seyirciler, Türkiye İstatistik Kurumu ülkemizin yeni nüfus sayısını açıkladı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 82.003.882 kişiyiz. Ancak şüphesiz son saatler içindeki doğumlarla bu rakam biraz daha yükseldi. En kalabalık iller değişmedi. İstanbul'da toplam nüfusumuzun yaklaşık %18,5'u yaşıyor. O rakam 15.067.724. Ankara 5.503.000'i aşkın nüfusuyla ikinci, İzmir üçüncü sırada. Nüfusu en az olan il ise, haberimizden öğrenelim. Türkiye'nin nüfusu artık 82.003.882 kişi. Nüfus bir önceki yıla göre 1.193.357 kişi arttı. Yeni nesil çocuk fazla yapmıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı 3 yapıyor diyor, adam bir tane yapıyor. Neden yapıyor? Onun geçim sıkıntısını, geleceğini düşünüyorum. Onun için o kadar arttığını zannetmiyorum yani.
Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yıl nüfusunu açıkladı. Nüfus verilere göre yıllık binde 14.7 artışla 82 milyonu geçti. Buna göre toplam nüfusun 50.2'sini erkekler, 49.8'ini ise kadınlar oluşturdu. %50.2 yani erkek nüfusumuz 41.139.980, kadın sayısı ise 40.863.902. Türkiye'de 2017 yılında 31.7 olan ortalama yaş 2018 yılında %32 oldu. Yani biraz yaşlandık ama halen birçok ülkeden daha çok genç nüfusa sahibiz. Yani nüfus artışı ile ilgili birçok Avrupa ülkesinin toplamından genç nüfusumuz daha güzel. Onu bir değerlendirmek lazım. Mesela Hollanda'nın nüfusu 15-16 milyon. Bizim sadece İstanbul'un nüfusu 20 milyondur gayri resmi. Uzun vadeli planlarla gençlerin önü güzel açılarak 80 milyon 90 milyon olduğu zaman daha güzel verim alınır. Gençlere doğru yönlendirmeyle. Nüfusu en fazla olan il değişmedi. 82 milyonluk nüfusun %18.4'ü yani 15 milyon 67.724 kişi İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'u Ankara izliyor. Başkentte 5 milyon 503.985 kişi yaşıyor. Üçüncü sıradaki İzmir'in nüfusuysa 4 milyon 321.519. İzmir'in ardından en kalabalık iller Bursa ve Antalya. En az nüfusa sahip olan il ise 82.274 kişiyle Bayburt. Venezuela'da yaşanan yönetim krizi giderek küresel bir gündem haline gelmeye başladı. Muhaliflere destek veren ve seçilmiş devlet başkanı Maduro'yu tanımadığını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri bu kez de Venezuela ile ticaret yapan ülkelere yaptırım tehdidinde bulundu. Venezuela'daki iktidar krizi ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir gerilim hattına dönüşmek üzere. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin de dahil olduğu Maduro'ya destek veren ülkelerin Venezuela ile ticaretinin incelendiği ve yaptırımların ihlal edildiğinin tespiti halinde Washington'un harekete geçeceği tehdidinde bulundu. Avrupa Parlamentosu'nun Venezuela'da darbeci Guaido'yu tanıdığını açıklamasının ardından Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, krize ilişkin uluslararası temas grubu kurulduğunu açıkladı. Mogherini, AB ülkeleri arasında Venezuela'da en kısa sürede yeniden başkanlık seçimine gidilmesi konusunda tam birlik olduğunu vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nun darbeci muhalif Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tepki geldi. Bu şekilde dışarıdan müdahale sağlıklı değildir, doğru değildir, çözüm getirmez. Sorunu daha da derinleştirir. Allah korusun içeride bir iç savaşa bile ülke sürüklenebilir. Biz Türkiye olarak bu tür kararları doğru bulmuyoruz. Maduro seçimle geldi. Dolayısıyla Venezuela halkının bu iradesine de saygısızlık etmesin kimse. Birleşmiş Milletler özel raportörü İdris Cezar ise ABD'nin Venezuela Devlet Petrol Şirketi'ne yaptırım uygulamasına tepki gösterdi. Bu yaptırımların Venezuela hükümetini değiştirmeyi hedeflediğine ilişkin haberlerden özellikle endişe duyuyorum. Baskı veya zorlama ister askeri ister ekonomik olsun hiçbir zaman egemen bir devlette hükümeti değiştirmek için kullanılmamalıdır. Seçilmiş bir hükümeti devirmek için dış güçler tarafından yaptırım uygulanması tüm uluslararası hukuk normlarının ihlal edilmesi demektir. Kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Venezuela'nın kalkınması için hazırladığı ülke planını açıkladı. Planın temel unsurlarını yaşadığımız korku devletini iyileştirmek ve halkın hizmetine sunmak, yatırımları çekebilmek için güven oluşturarak Venezuela'yı yeniden dünyaya entegre etmek şeklinde sıralayan Guaido, devlet başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen Rusya ve Çin'e de anlaşma ve fırsatları arama çağrısında bulundu. Guaido, ailesinin polislerce soruşturulduğunu da iddia etti. İyi günde, kötü günde sözünü tam manasıyla yerine getiren genç çiftlere örnek olacak yarım asırlık bir sevgi ve vefa örneğini paylaşacağız şimdi. Aydın'da yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Adem 12 yıldır felçli eşine bakıyor. Onun tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. Ahmet amcamız aynı zamanda eski bir Diyanet görevlisi. 50 yıldır hayatını paylaştığı biricik eşine ilk günkü aşkından da ötede bir sevgiyle, vefayla bakıyor. Felçli eşinin her şeyi oluyor. Çünkü o benim her şeyim. Onun bu şekilde oluşu, bu şekilde yanımda durması, bu şekilde benim ona bakmam, konuşmasak da, duymasa da, efendime söyleyeyim felç olsa da,
Ben hiçbir zaman onun sevgisinden mahrum olamam. O sevgiyi azaltmadım. O sevgi çoğaldı. 70 yaşındaki Ahmet Adem, Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Türkiye'de birçok ilde ve Belçika'da müftülüklerde görev yapmış. Şimdi hayatını adadığı Aysel Hanım da Sivas'ta evlenmiş. İki çocukları olmuş. Çiftin yarım asırlık mutluluk hikayeleri Aysel Adem'in beyin kanaması geçirmesiyle tam bir hayat sınavına dönüşmüş. Şükrü elden bırakmadan yine el ele gönül gönüle kaderlerini yaşamaya devam etmişler. Elimden gelen her şeyi yapacağıma, usanmadan, bıkmadan ona bakacağıma Cenab-ı Allah'a karşı söz verdim ve böyle de devam edeceğim. 70 yaşındaki Ahmet amca eşine bir yıl evde bakmış, evlatlarına yük olmak istememiş. Daha sonra Aysel teyzemizle birlikte Aydın'da bir huzur evine yerleşmiş. 12 yıldır onun tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. Eşime ne kadar hizmet etsem, ne kadar efendime söyleyeyim, ona karşı görev yapsam yine de tatmin olmadığımı, yine de efendime söyleyeyim kendi şeyimi ifade edemediğimi her zaman şey yapıyor, düşünüyor. Onun için eşime kendim bakıyor, kendim yediriyor, kendim içiriyor, kendim giydiriyor ve başından da hiçbir türlü ayrılmıyordum. Ben işte sorabilirsiniz, bazı bir ay dışarı çıkmadığım günler var. Çünkü lüzum hissetmiyorum. Bu küçücük odada yaşadıklarını ve duygularını gerçek sevgi, aile dayanışması ve vefa mesajlarıyla günlüğüne döküyor. Evlenirken verilen iyi günde kötü günde beraber olalım sözünün göstermelik olmamasını anlatıyor gençlere. Bizzat kendi ailesinin hikayesiyle. Çok seviyorum. Hala hatta size şöyle diyebilirim. Ben o gençlik yıllarından daha çok şu anda eşime aşığım. Bunu da çünkü eğer bu aşk, bu sevgi olmasa bu kadar şeye katlanmak imkanı yoktu. Sen acıktın mı canım? Evet, Ahmet amcamızı biz de takdir ediyoruz. Allah razı olsun ondan ve onun gibilerden. Sayın seyirciler, kimsesizlerin kimsesizi, yalnızların sıcak yuvası, tarih kokan taş duvarları, asırları deviren çınar ağaçlarıyla Osmanlı'dan günümüze kadar geldi. 124 yıllık Darül Acize'den bahsediyoruz. Abdülhamit Han tarafından kurulan bu şefkat yuvası halen başarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Bu tarihi taş duvarlar bir asrı aşkın süredir kimsesizlere ev sahipliği yapıyor. Burası Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan ve günümüze kadar faaliyeti devam ettirilen Darül Acize. 124 yıldır din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin herkese kapılarını açık tutuyor. Şu anda 500'ün üzerinde sakinimiz var. Bu da stabil değil. Bazen burada tabii 150'nin üzerinde yatağa bağımlı insan var, yatalak insan var. Hele de bu mevsimlerde bazen 2 günde bir vefat söz konusu olabiliyor, 3 günde oluyor. Bazen haftada 10 kişi gelir, 5 kişi gelir, tek kişi gelir. Stabil değil ama 550 kapasitemiz var. Bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ya da sokağa terk edilmiş kimsesiz çocuklar burada sıcacık bir yuvaya kavuşuyor. 50 kişilik çocuk kapasitemiz var. İlle Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlüğü de bize çocuk gönderebiliyor. 0-3 yaş grubu, bir ara 6 yaş, 0-6 yaş grubu da dahil olmuş ama onların eğitimi çok daha farklı. Dolayısıyla biz 0-3 yaş grubu burada bakmayı düşünüyoruz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Darül Acize'de barınanların tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyor. Sadece yaşamsal ihtiyaçlar değil, sosyal ihtiyaçlar da gideriliyor. Rehabilitasyon için kurulan atölyelerde başarılı eserler de ortaya çıkarılıyor. 2 katlı binada sakinler el emeği, göz nuru eserler üretiyor. İç savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Hattat Hasan Müslim bu geleneksel Osmanlı sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için emek veriyor. Türkiye'deki birçok camide eserleri bulunan Müslim öğrenciler de yetiştiriyor, üstelik herhangi bir ücret de almadan. Suriyeli hat sanatçısı Hasan Müslim yaklaşık 6 yıl önce iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldi.
Malatya'ya yerleşti. Şimdi Kennedy'ye şey yazmıştık bundan 6 yıl evvel ilk geldiğimizde. Bizi mülteci kabul etti ya. Kabul ettiler, geldi ama ben gitmedim. Elhamdülillah memnunum, hayatımdan çok memnunum, yaşamımdan çok memnunum. Halep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Suudi Arabistan ve Bulgaristan'daki üniversitelerde akademisyenlik yapmıştı zamanında. Ülkesinin yaşadığı derin savaşın ardından geldiği Türkiye'de gördüğü sıcak ilgi ve din kardeşliğinin gerektirdiği samimiyetin farkında. Yani iyi yaşayayım, kötü değil. Türkiye kötü değil. Türkiye Avrupa çapını geçti. Elhamdülillah her şeyimizi kendimiz öğretiyoruz. Yani Türkiye büyük bir devlet. Dünyada 17. ekonomi ve kuvvet. Ben ne isteyeyim daha? Avrupa'ya gidip orada beni tanımayan yok. Ben şey dilini bilmeyeyim, şunu bilmeyeyim, şunu bilmeyeyim. Ben burada selamun aleyküm dediğim zaman 10 tanesi aleyküm selam diyor bana. Küçük bir atölyede geleneksel Osmanlı sanatını icra etmeyi sürdüren 67 yaşındaki Hattat Hasan Müslim'in öğrencileri bile var. Küçük bir atölye açtım. Devletten maliye de yardım etti bize. Elhamdülillah. İşlerimiz iyi gidiyor yavaş yavaş. Öğrencilerimiz var 3-5 tane burada Malatya'da. Hat sanatı devam etmelidir. Yani ölmeli değildir. Osmanlı teberigidir. Osmanlı'dan bir hatıra kalmadır. Öğrencilerine dersleri ücretsiz veriyor. Allah'a şükür karnımız doyuyor diyor. Hat sanatını yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın kendisi için önemli olduğunu ifade ediyor. Kur'an yazmak, ayetler yazmak, camiler yazmak, elhamdülillah nereye gittimse yani hatıra bıraktım. Birbirinden değerli eserleri imza atan Hattat Müslim, Türkiye'de Malatya başta olmak üzere Gaziantep, İstanbul ve Ankara'daki yaklaşık 20 camiye hayır için el emeği göz nuru çalışmalarından hediye etmiş. Sayın seyirciler, başkentliler için hem bir hafta sonu aktivasyonu önerelim hem de güzel bir kültürel etkinliğin duyurusunu yapalım. Atatürk Kültür Merkezi'nde Ülkeler El Sanatları ve Yöresel Ürünler Fuarı başladı. Çok güzel, çok çok güzel. Her zaman böyle fuarların olmasını bekliyoruz. El emeği, göz nuru, işlemeler, ahşap ürünler, süsler, kıyafetler görücüye çıktı. Ülkeler El Sanatları ve Yöresel Ürünler Fuarı Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde kapısını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 16. kez düzenlenen fuarda farklı ülkelerin standları ve o ülkelerin kültürlerini yansıtan ürünler var. Fuarda birbirinden kıymetli, değerli ürünler yer alıyor. Kazakistan'ından İran'ına, bütün coğrafyadaki vatandaşlara ait ürünler hepsi burada. Keçeden, deriden, ipekten bizim bayanlarımızın yaptığı el iş ürünlerini getirip Türkiye'de tanıtmak için burada sergiliyoruz. Bereketler çoğalsın. İlk gün olmasına rağmen fuara olan ilgi de fazlaydı. İlk gün için gayet kalabalık, yani bu kadar, ilk gün için bu kadarını beklemiyorduk aslında ama şimdilik güzel gidiyor çok şükür. Şu ne feder? Hangisi? Fuarda en dikkat çeken ürünlerden birisi de elimde görmüş olduğunuz at kırbacı ve buradaki Kırgızistan yayı. Kırgızların geleneksel yayıdır. Şu özelliği bunların geyik boynuzundan yapılmış olması ve tamamen el işçiliği olması. Biliyorsunuz artık eski bizim geleneksel oyunlarımız canlanmakta son zamanlarda ve sanırım okçulukla uğraşan ve özellikle beylerin de dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Ev sahibi Türkiye'den de ürünler var fuarda. Erzurum'un Oltutaşı da onlardan biri. Meraklılarına çeşit çeşit yüzük ve aksesuarları buradan satın alabilirsiniz. Maddi olarak da en gözde ürünlerden biri el dokuma İran Tebriz halısı. Şekerler falan var, her şeyden var burada. Hepsi de el işi de bunların, yani doğal bir şeyler, güzel bir şeyler getirmişler. Evet, haber analizle devam ediyoruz sayın seyirciler. Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın sigara ve benzeri maddelerin kullanımıyla ilgili yaptığı açıklamalar bu konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
Bizde sigaraya bağlı nedenlerden dolayı her 10 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiği, Türkiye'de ve dünyada önemli bir sorun haline gelen ve bu bağımlılığı ve bundan kurtulmanın yollarını konuşacağız. Uzman konuğumuz Yeşilay Ankara Şube Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Mevlüt Karataş. Yayınımıza hoş geldiniz hoş Sayın bulduk. Karataş. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Biz de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sayın Karataş, isterseniz Diyanet İşleri Başkanımızın sigara kullanımı ile ilgili yaptığı açıklamaları izleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Hem hac organizasyonunda hem de umre organizasyonunda seçimler yapılırken sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında sigara kullananlar tercih edilmeyecek. Ben bunu çok önemsiyorum. Nefis terbiyesi için gittiğimiz Arafat'ta çadırların etrafındaki sigara izmaritlerini görünce sanki benim yüreğime bir hançer saplanıyor. Arafat'ta vakfe öncesi ya da sonrası bir Müslüman kardeşimin elinde sigara gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Dolayısıyla bu esasında bir farkındalık oluşturmaktır. Sigara konusunda bir farkındalık oluşturmaktır. Sigara pek çok ilim adamı tarafından, pek çok alim tarafından haram olarak addediliyor. Haram olduğu söyleniliyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Dolayısıyla bizim bu noktada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hassas davranmamız gerekiyor. Din görevliliği gibi mukaddes bir vazifede bizim imamlarımızın, görevlilerimizin, bütün görevlilerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız da yani elinde sigara bir din görevlisi görmek istemiyor. Bize bu noktada büyük şikayetler geliyor. Hem vatandaşlarımızdan gelen şikayetler hem de doğrusu bizim arzumuz, kanaatimiz bu noktadadır. Milletimizi 5 konuda korumamız gerekiyor. İnsanların aklını korumak, nesli korumak, canı korumak, malı korumak, dini korumak. Yani 5 korunması gereken husus. Şöyle bakıyorum, sigaranın hepsine zararı var. Cana zararı var, mala zararı var, nesle zararı var, akla zararı var, dine zararı var. Çünkü bir bağımlılık meydana getiriyor. Din de bağımlılıklardan insanı uzaklaştırıyor. Zararlı olan bağımlılıklardan insanların uzak olması gerekiyor. Din bunu emrediyor. Dolayısıyla bizim en önemli vazifelerimizden birisi insana zarar veren şeylerden insanı korumak. Bu açıdan da bir vazife addediyoruz. Bu noktada inşallah bütün milletimizden destek bekliyoruz. Görevlilerimizi hassas davranmaya davet ediyoruz. Sigara alışkanlığı olan insanların, kendi görevlilerimiz dahil, herkesin bir an önce bu kötü bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bir farkındalık oluşturmak ve bu büyük tehlikeden süreç içerisinde hem görevlilerimizin hem milletimizin kurtulmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Evet Sayın Karataş, az önce Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın sigara kullanımı ile ilgili açıklamalarını izledik. Bizim inancımıza ve kültürümüze de ters düşen sigara ve bu tür bağımlılıklar, bu tür açıklamalar, kısıtlamalar, yasaklamalar toplumda gerçekten bir farkındalık yaratıyor mu sizce? Öncelikle tabii ki başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bir doktor olarak öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Yani son derece yerinde bir açıklama ve bu açıklamanın Diyanet İşleri'nden gelmiş olması çok önemli. Yani sigarayı övecek değiliz burada. Tütünü övecek değiliz. Evet.
Çünkü tablo ortada. Dünyada 6 trilyon sigara tüketiliyor. 6,5 milyar sigara içiliyor. 1,2 milyar insan sigara içiyor ve her yıl 600 bin kişi direkt sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı ölüyor. Ülkemizde de 100 bin kadar insanımız direkt sigaraya bağlı hastalıklardan ölüyor. 300 bin insanımız da sigarayla ilişkili hastalıklardan ölüyor. Dolayısıyla bu tür açıklamaların çok değerli kurumlar ve kurum başkanları tarafından yapılmış olması son derece bizi sevindiriyor. Sigara bir toplum halk sağlığı problemidir. Halk sağlığı problemi olduğu için bir bireyin, bir kişinin problemi değil, bütün toplumu etkileyen bir problemdir. Dolayısıyla önemli kurumlardan önemli açıklamalar tabii ki farkındalık oluşturma açısından çok önemli. Önemsiyoruz bunları. Evet. Peki Sayın Karataş, bağımlılıklarla mücadelede en önemli kurumlardan biri olan Yeşilay ve yaklaşık bir asırdan beri görev evet. yapan Yeşilay'ın amacından ve çalışma alanlarından da dilerseniz biraz bahsedelim. Daha sonra sorularımıza geçelim. Evet. Yeşilay 1920 yılında kuruldu. Yaklaşık 100 senelik mazisi var. Milli bir kuruluşumuz. Yani ne kadar iftihar etsek az, neden? Dünyada hiçbir sivil toplum kuruluşu yok ki sadece ve sadece gündemi bağımlılık olsun. Mücadele alkolle mücadeleyle başladı. O dönemde alkol ve zararlı alışkanlıklar biraz ön plandaydı. Kuruluş amacı oydu. Fakat gelişen dünya bağımlılıkların çeşidini de artırdı. Alkolün yanına tütün, onun yanına teknoloji, madde bağımlılığı, sağlıklı yaşam, kumar vesaire gibi Yeşilay'ın ilgi alanları da arttı. Yeşilay direkt bağımlılıklarla mücadele ediyor. Bugün bakınız, Batı toplumlarında, Amerika'da, Avrupa'da artık bağımlılıklarla mücadele edilmiyor. Yani insanlar madde kullansın deniyor, tütün kullansın deniyor. Ama işte madde kullanan insanlarda bu kullanmaya bağlı sağlık problemlerini nasıl tedavi ederiz? Bunu tartışıyorlar. Yani madde kullanmanın önüne geçmekten ziyade bunu nasıl tedavi ederiz? Bunu tartışıyorlar. Biliyorsunuz Avrupa'da bazı ülkelerde bazı zararlı maddelerin kullanılması serbest. Ama evet. Türkiye olarak, Yeşil olarak biz hayır diyoruz. Neden? Biz diyoruz ki böyle olamaz. Biz bütün bağımlılıklara karşıyız. Bunların kullanılmasına, toplumun, gençlerimizin zehirlenmesine karşıyız. Diyoruz ve 100 seneden beri bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Özellikle son 15 seneden beri, son 10 seneden beri ciddi mücadele yapılıyor. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele programı kapsamında okullarımızda 10 milyon öğrenciye kendi seviyelerine göre ilkokul, ortaokul, lise bağımlılıklarla alakalı bilgilendirmeler yapıldı. Rehber öğretmenler aracılığıyla. Evet. Aynı zamanda 2 milyon veli bağımlılıkla mücadele noktasında bilgilendirildi. Biliyorsunuz öncelikle düşmanınızı tanımanız gerekiyor ki ne olduğunu bilip ondan sonra da mücadele etmeniz gerekiyor. Peki nedir bu bağımlılık hocam? Bağımlılık kişinin bağımlı olduğu şeye diyeyim. Yani bu nesli olabilir, yani bugün sigara olabilir, alkol olabilir. İşte teknolojiden bahsediyoruz. Hı hı. Bağımlı olduğu şeyi aşırı kullanması ve kontrolü artık kaybetmesi ve o bağımlı olduğu şey hayatından uzaklaştığı zaman huzursuzluk yaşaması, gerginlik yaşaması, mutsuzluk yaşaması olarak tanımlanabilir. Fiziksel, psikolojik bağımlılıklar vardır. Yani bu sadece alkolle, sigarayla ya da teknolojiyle sınırlamak doğru değil bağımlılığı. Birçok çeşidi olabilir bağımlılığı. Bu noktada dünyada en çok gündemde olan şu anda tütün ve özellikle teknoloji bağımlılığı dünyayı kasıp kavuruyor. Evet. Yeşilay özellikle tütün bağımlılığında belli bir noktaya geldi. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nda. Madde bağımlılığında kongreler düzenliyor. Ülke genelinde tabii her kesime, her katmana ulaşmak için üniversitelerde teşkilatlanıyor. Genç Yeşilay Toplulukları adı altında. Oradaki öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Faaliyetler yapılıyoruz. Öğrenci kampları yapılıyor. Basın ve yayın organlarında görselliği artırmak adına kamu spotları devreye girdi. Bilimsel dergiler, gazeteler, Yeşilay dergisi yayınlıyor. Tabii burada önemli olan gönüllülük. Biz gönüllülerimizle varız. Hani ben bazen diyorum ülkenin en önemli problemi, dolayısıyla Türkiye'nin en önemli problemini sınırlı sayıda insanla çözmeniz mümkün değil.
bizim gönüllü havuzumuzun fazlaca olması lazım. İzleyicilerimizden Yeşilay faaliyetlerine katılmak isteyenler olur ise şehirlerindeki Yeşilay şubelerine başvurup rahatlıkla gönüllü olabilirler ve Yeşilay faaliyetlerine katılabilirler. Peki hocam, en çok bizi bağımlılığa iten nedenlerden bir tanesi de özellikle genç yaşlarda başlıyor ve işte bir kere denersen bir şey olmaz. Bu algıyı nasıl yıkabiliriz? Çocuklarımıza bunun doğrusunu nasıl öğretebiliriz? Ya bağımlılığın temeline inildiği zaman sevgiden yoksun insanlar karşımıza çıkıyor. İletişimi az olan, sevgiden yoksun bireyler daha çok bağımlı bireyler oluyorlar. Biz bu manada aile içi iletişimin, sevgi paylaşımının iyi olmasını önemsiyoruz. Yani aile içi anne baba arasında, anne çocuk arasında, baba çocuk arasında, kardeşler arasında iletişim iyiyse, sevgi paylaşılıyorsa bağımlılık yapma oranı, bağımlı oranı düşüyor. Öncelikle aile, ailedeki değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer çocuk ya da genç ya da birey aileden bu sevgiyi, bu şefkati, bu iletişimi alamaz ise dolayısıyla en yakın çevre arkadaş çevresi oluyor, onlara yöneliyor. Arkadaş çevresinde de arkadaş etkileşimleri çok önemli. Çocuğun annesinin babasının yaptıramadığı şeyi arkadaşı yaptırabilir çünkü ona güvenir. Orada bir güven vardır, çok güvendiği için. Sigaraya böyle başlıyor, maddeye, hapa böyle başlıyor. İşte teknoloji ve dijital oyun bağımlılığı diye bir şey var biliyorsunuz günümüzde. Evet, son zamanlarda oldukça gündeme gelip dijital rahatsız edici boyuta ulaştı. Dijital oyun bağımlılığına böyle başlıyor. Tabii dünya değişiyor. Yani özellikle teknolojik anlamda teknolojinin zararlı kullanımları noktasında çok fazlaca bilinçlenmek gerekiyor. Biz teknoloji karşıtı değiliz kesinlikle. Teknolojiyi sonuna kadar kullanmamız gerektiğini, hatta hatta geliştirmemiz gerektiğini, teknolojinin bizim elimizde olması gerektiğini savunan insanlarız ülke olarak. Fakat teknolojinin zararlarına karşı da gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Bugün bakınız artık hastanelerde internet bağımlılığı poliklinikleri açılmaya başladı. Son derece yerinde bir uygulama. Artık yani bu insanlar, internet bağımlısı olanlar hastanelere yatırılaraktan ilaçla tedavi ediliyor. Efendime söyleyeyim, interneti nasıl kullanması gerektiği bunlara orada psikoterapiyle, çeşitli rehabilitasyonlarla öğretiliyor. Evet, baktığınız zaman aslında gerçekten vehamet verici bir tablo. Peki hocam, tüm bu bağımlılıkların neticesinde tekrar sigaraya dönecek olursak ve diğer onun benzeri bağımlılıklarda anne ve baba ve aileden bahsettik ya az önce. Biz anne baba olarak özellikle de içen bir anne veya babaysak çocuklarımıza bunu içme deme hakkına sahip miyiz? Ya çocuklar annelerin ve babalarının ne söylediğine bakmazlar, ne yaptığına bakarlar. Yani bu çok önemlidir. Ya baba çocuğuna nasihat verebilir, babalık duygularıyla anne verebilir ama bu bir noktaya kadardır. İnsanların görsel bilinç ve görsel hafızası diye de bir şey vardır. Çocuklar, anne babalar yaşantılarıyla çocuklarına örnek olurlar. Öncelikle yaşamak lazım. Çocuklarla ilgilenmek lazım. Beraber ortak vakit, kaliteli vakit geçirmek gerekiyor. Maalesef bir hastalık oldu. Yani zaten modern dünyada çalışan anne ve çalışan baba eve geldiği zaman çocuğuyla geçireceği vakit 3-4 saat. Ya bu 3-4 saatin yarısından fazlası da sosyal medyada, Facebook, Instagram, Twitter ya da oyunda anne ve baba geçiriyor. Orada rahatladığını zannediyor, kafasını boşalttığını zannediyor. Dolayısıyla iletişim sıfır. Yani evde 4 oda varsa her odada bir kişi var. Herkesin elinde bir teknolojik alet var. Tabii böyle ortamlar kısa dönemde insan rahatlıyormuş gibi gözükür ama uzun vadede sorunlu bireyler, yani sadece sorunlu çocuklardan değil, sorunlu anneler, sorunlu babalar ortaya çıkıyor ki işte boşanma oranları artıyor günden güne ülkemizde. Neden? İletişim bozukluğu, sosyal medyanın etkisi boşanmalarda ispatlanmış gibi bir sürü olumsuz tablolar ortaya çıkıyor. Evet, aslında baktığımızda hem kendimize hem ailemize hem çevremize sadece sigara, tütün bağımlılığıyla bile çok fazla zarar veriyoruz. Evet. Bunun farkında mıyız gerçekten? Farkında değiliz. Neden? Farkında olsak sigara içme oranları, tütün kullanma oranları günden güne düşer ülkemizde. İşte 2008'de bir dumansız hava sahası diye bir yasa çıktı. Bu yasayla birlikte 2012'ye kadar biz sigara içme oranlarını %27'lere kadar düşürmüştük ülkemizde. Tabii bunda denetim faaliyetleri de çok önemliydi.
Fakat işte ne olduysa 2012'den sonra sigara içme oranlarımız arttı. Yani evet. Şu anda tekrar bugün, daha bugün sıcak bir açıklama. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca sigara içme oranlarının %32'ye yükseldiğini söyledi. Bu şu anlama geliyor. Toplum evet sigaranın zararlı olduğunu biliyor fakat içselleştiremiyor bunu. Hı. Belki kafasında somutlaştıramıyor. Ben bir göğüs hastalıkları hekimiyim. Ne zaman işte benim hastam akciğer kanseri olur ise, ne zaman KOAH olursa ya da bir yakını bu tür hastalıklara düçar olur ise işte o zaman işte sigara zararlıdır, bırakmam gerekiyor gibi bir durum meydana geliyor. Fakat bunda, bu aşamadan sonra da zaten telafisi mümkün olmuyor. Evet. Dolayısıyla biz her şeye insan odaklı bakıyoruz. Yani dünyanın merkezinde insan var. İnsanın merkezinde de insanın sağlığı var. İnsanın sağlığını etkileyecek her şey, başta sigara. Ki her şey aslında onunla başlıyor. Onunla başlıyor. Bunun akabinde devam edip daha da büyük tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Evet. Siz bir soru sordunuz, hayır deme, orayı atlamadan cevap vereyim. Evet hocam. Tabii çocuklarımızla ilgilenmezsek onların yaşamsal becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunamayız. Hmm. Yani çocuğumuzla ilgilenirsek çocuğumuzdaki bir takım doğuştan gelen karakterler, özellikler daha somut bir şekilde ortaya çıkar ve her şeye evet diyen bir çocuk ortaya çıkmaz. Yani çocuk doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü seçebilir hale gelir örneklerle birlikte. Fakat bu ilgisiz ortamlar çocuğun kişisel gelişimini de etkiliyor, yaşam becerilerini de etkiliyor ve hayır deme kabiliyetini kaybediyor. Esasında evet her şey hayır demekle başlıyor ama bir hayır diyebilse, hayır denemediği için işte bir taneden bir şey olmaz deyip işte bir sigaraya başlanıyor ya da başka bir zararlı alışkanlığa başlanıyor ve devamı geliyor. Bağımlılık böyle bir şey. Yani evet. Bağımlılık çok hızlı ilerleyen bir süreç. Aynen hocam. Bir de çarşıdan ve pazardan satın aldığımız hangi ürünün üzerinde kullanma talimatına uyduğunuz takdirde bunu bu şekilde tükettiğinizde sizi öldürür uyarısı yazıyor mesela. Biz bu uyarıları görüyoruz. Sigara sağlığa zararlıdır. Sigara öldürür yazıyor ve biz bunu bile bile o paketi alıyoruz. Bunu sormak istiyorum. Bir de şimdi son zamanlarda marketlerde sanırım sigara satılan yerler gizlenecek. Gizleniyor şu anda öyle. Hocam ne kadar gizleniyor da olsa hani genel anlamıyla çok gizli değil aslında. Yani gene görünür yerlerde yer alıyor. Bu yasakların ve kısıtlamaların sizce etkisi nasıl oluyor? Büyük bir oran var mı? Yani yasağın yüzü soğuk. Yani yasak bazen özendirici de olabiliyor. Bir şey yasakladığınız zaman insanlar daha da merak edebiliyor ama sigarada yasaklar gerekli diye düşünüyorum. Tabii ki... yasaklarla birlikte bu paketlerin, sigara paketlerinin görünürlüğü azaldı. Az önce bahsettiğiniz paketlerin üzerine, sigara paketlerinin üzerine büyük puntolarla sigara öldürür deniyor. Evet. Yoğun bakımda yatan bir hastanın resmi konuluyor. Buna rağmen gördüğünüz gibi 2012'den beri sigara kullanma oranları ülkemizde artıyor. Artmış. Şimdi buna düz paket uygulaması deniyor. Hı hı. Ülkemize düz paket uygulamasına geçiliyor. Hı hı. Şu anlama geliyor. Sigara paketinin üzerinde, bu paketin düşünün %85'inden az olmayacak şekilde bu sigara öldürür ya da sigarayla alakalı sloganlar yer alacak. Bir de sigaranın markası o sigara paketinin %5'inden daha küçük bir alanda yer alacak. Bakınız elimde bir araştırma var. Buyurun hocam. 2017 Küresel Gençlik Tütün Araştırması'nın verileri var elimde. Yani çok ilginç sonuçlar var. Bu 13-15 yaş arası gençlerin ihtiva eden bir araştırma. Öğrencilerin %17.9'u halen bir tütün ürünü kullanıyor. Bakın %13 ile 15 yaş arasından bahsediyorum. Şu anda söylediklerim 13 ile 15 yaş arasında. Oldukça yüksek bir rakam. Yani neredeyse %20'ye yakını. Evet. Öğrenciden %40.2'si en az bir defa bir tütün ürünü kullanmış. Yani 13 ile 15 yaşındaki çocuklarımızın hemen hemen yarısı bir tütün ürünü kullandığını söylüyor. Denemiş. Denemiş evet. En az bir defa sigara deneyenler %28. En az bir defa nargile deneyenler ise %24. Yani gençlerimizin neredeyse dörtte biri, üçte biri en az bir defa ya sigara deniyor ya nargile deniyor. Yani olay bu kadar vahim bir olay.
Bir de şöyle, halen tütün içen bu gençlerimizin 10 kişiden 6'sı, %60'ı son 12 ayda demiş ki ben sigarayı bırakmam lazım gibi düşünceler kafasından geçmiş. Az önce sorduğunuz bir soru vardı, bu işte kapalı mekanlar, kapalı ortamlarda satılmaz. AVM'lerde, restoranlarda, kafelerde sözde bir yasak var hocam. Evet. Aslında. Bakın halen sigara içenler arasında 18 yaşını doldurmamış olmasına rağmen sigara satın alabilenlerin oranı %73. Evet. Yani bu, yani normalde 18 yaşından küçüklere sigara ve alkol satışı ülkemizde kanunla yasaklanmış durumda. Ama çok rahat ulaşabiliyorlar aslında. Gençlerimizin %73'ü diyor ki ben gidip rahatlıkla alabiliyorum diyor. Yine satış sormuşlar, medya sizi ne kadar etkiliyor diye. Satış noktalarında tütün reklamı veya tanıtımını fark eden öğrenciler %26. Yani bir yerde tütün reklamı varsa öğrenciler onun, gençler onun farkına varıyorlar. Hı hı. Televizyonda, videoda da sinemada tütün kullanan birini görenlerin oranı %66. O figürleri de zaten özellikle seçiyorlar sanırım. Evet. Daha böyle ünlülerden, daha göze çarpan, böyle idol olabilecek ünlüler o filmlerde, reklam filmlerinde oynuyorlar. Ve gençlerimizi sanırım bu şekilde daha çabuk kandırıyorlar. Ki, gençlerin %66'sı diyor ki evet ben o filmlerdeki, dizilerdeki... Hı hı. Bana verilmek istenen mesajı, olumsuz mesajı ben farkındayım, alıyorum diyor. Aldım. Yani boşa, esasında bu çalışmalar boşa gitmiyor yani. Hı hı, doğru. Gençler bunu görmemezlikten gelmiyor. Gördüm, farkındayım diyor. Yani, sizin az önce söylediğiniz aslında şeyle çok örtüşüyor hocam. Yani Avrupa'daki dediniz ya sigarayı önleme değil de içsinler. Ama biz ondan sonra nasıl onlar tedavi edebiliriz? Olmuş. Evet, teslim olmuşlar. Mücadele gerçekten yok denecek az sayıda onlarda. Ya onlarda şimdi gelecek kaygısı yok. Yani bir kere Avrupa toplumunda genç nüfus az. Evet. Yani evlenmiyorlar, çocuk yapmıyorlar. Gelecek kaygısı az. Hı hı. Sokaklarda binlerce insan evsizlikten ölüyor. Evet. Kaldırımların üzerinde yaşıyorlar. Otobüs kulübelerinde, otobüs duraklarında yaşayan insanlar var. Yani bizim Batı ile aynı şekilde meselelere bakma durumumuz söz konusu olamaz. Buradan işte Sayın Başkanımızın, Diyanet İşleri Başkanımızın açıklamasına geleceğim. Yani Allah ondan razı olsun. Yani bakın altını çiziyorum, sigara haramdır dedi. Yani evet. Bu çok önemli bir ifade. Biz Müslüman bir topluluğuz. %98'i Müslüman kesinlikle olan bir ülkeyiz. Kesinlikle bizim inancımızla ve kültürümüzle de bağdaşmayan bir şey aslında. Evet. Bağdaşmıyor ve bunu en önemli ağız Diyanet İşleri Başkanı diyor ki sigara haramdır diyor. Evet. Yani biz inancımız gereği de zaten bedenimize zarar veren, sağlığımıza zarar veren sigaranın karşısında olmamız gerekiyor. Hı hı. Nasıl başka şeylerin karşısındaysak sağlığımıza zarar veren, işte yemek, sebze yerken organik sebzeler seçiyoruz, işte efendime söyleyeyim güneşin altında çok fazla durmuyoruz, efendim ellerimizi yıkıyoruz, yani halk sağlığını ilgilendiren diğer hususlarda nasıl dikkatliysek bedenimiz için sigarada da bu kadar dikkatli olmamız gerekiyor. Gerçekten sigara şu anda en önemli halk sağlığı problemlerinden bir tanesidir. Peki hocam, bu kadar önemli. Siz bir doktor olarak sigarayı bırakmak isteyen sevgili izleyicilerimize ne önerirsiniz? Ama gerçekten bırakmak isteyen izleyicilerimize mesela en etkili 3 yöntemden bahsedebilir misiniz? 3 maddeden yani bahsedebilir misiniz? Sigarayı bana? Bırakmak isteyen sigarayı bırakır. Hı-hı. Madde 1. Madde 1. Bir kere samimi olmaları gerekiyor. Hı-hı. Yani madde 1. 2. Sigarayı bırakanların birçoğu hani kafada bitirme diye bir şey var ya. Evet. Kafada bitirip bırakıyorlar. Bir kısmı da nikotin bağımlısı olduğu için yani tırnak içerisinde tiryaki dediğimiz insanlar. Hı-hı. Onlar gerçekten bırakmak istiyorlar ama bırakamıyorlar. Bunlara destek vermek gerekiyor. Nasıl destek vereceğiz? Biliyorsunuz hastanelerimizde şu anda sigarayı bırakma poliklinikleri var. Oradaki hekimlerin işi gücü sadece sigara ve sigarayı bırakmak isteyen insanlarla ilgilenmek. Buralara başvurabilirler ve burada sigara nikotin düzeylerine uygun bir şekilde nikotin bantları, nikotin sakızları, nikotin spreyleri dediğimiz nikotin yerine koyma tedavisi. Eğer bu da olmazsa ağızdan kullandığımız haplar var sigarayı bırakmak için. Verilebilir. Daha yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. 300 bini geçmemek kaydıyla artık bu sigarayı bıraktırmak için kullanılan ilaçlar sosyal güvenliği kapsamında olsun ya da olmasın. Bütün vatandaşlarımızın kullanımına ücretsiz bir şekilde açıldı. Bu çok önemli bir uygulama evet, aslında. Evet, çok önemli gerçekten. Bir uygulama.
Yani en yakın göğüs hastalıkları polikliniğine gidebilirler. Sigarayı bıraktırma polikliniğine gidebilirler. Burada sigarayı bırakabilirler. Ama en önemli şey tabii kafada bırakmak. Tamam. Hocam hemen rejiden bana bir soru daha geldi. Özellikle son günlerde çok fazla duyuyoruz. Elektronik sigara ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, elektronik sigara. O da bir sanırım şaşırtmaca. Yani şaşırtmaca. Onlar elektronik emzik diyoruz biz onlara. Hmm. Yani ovalama ne diyelim hani çocuklara bir emzik verirsiniz, evet, de oyalarsınız, evet, ağlamasın filan dersiniz. Hı-hı. Ya. Ya çok ilginç tipler var. Yani bir gün havaalanında tartıştım bir hakim beyle. Hı-hı. Birine elektronik sigaranın faydasını anlatıyordu tevafuken falan. Kendince inanmış, karşıdakini de inandırmaya çalışıyor. Bunlar Batı ve sigara endüstrisi, sigarayla mücadele ne kadar yaparsak yapalım bunlar yeni ürünler üretiyorlar. Elektronik sigaranın içerisinde nikotin vardır ve zararlı maddeler vardır. Nikotinin buhar şeklidir elektronik sigara. Kesinlikle ve kesinlikle nikotinin bağımlılık yapıcı etkisini gene devam eder elektronik, evet, sigarada ve zararlı maddeleri gene akciğerlerine zarar verir. Elektronik sigara bir sigarayı bıraktırma yöntemi değildir. Sadece ve sadece sigaraya başlama yöntemidir. Veya da bir sigaraya bir süre ara verip tekrar başlama yöntemleri arasında bize pompalanan şeylerdendir. Peki hocam son olarak son iki dakikaya girdik çünkü yavaş yavaş toparlayalım istiyorum ama. Satışı da yasaktır, onu da söyleyeyim. Elektronik sigaranın, evet, kanunen yasaktır. Evet. Sigarayı bırakanların ciğerleri tamamen bıraktıktan sonra düzeliyor mu? Ya da şöyle de sorabilirim soruyu. Sigarayı bıraktıktan işte 2 saat sonra, 4 saat sonra, 24 saat sonra ne tür değişiklikler oluyor? Yani ani şeyler beklemeyiz tabii ki. Yani, hı-hı, siz düşünün ki yani yıllarca içmişsiniz, akciğerlerinizi mahvetmişsiniz. Bir, hı-hı, günde bir sihirli bir şey yok. Mümkün değil ama tabii ki kanser riskiniz düşer. KOAH olma riskiniz düşer. Bronşlarınız kendini toparlar. Dolayısıyla sigara için hiçbir zaman geç değildir. Her zaman bırakmak için tam zamanıdır. Bugün yarın diye ertelemeyelim, sigarayı bırakalım. 9 Şubat'ta Dünya Sigarasızlık Günü. İnşallah 9 Şubat'ı da şey yapabilirler, bırakma günü olarak tayin edebilirler. İnşallah hocam, öyle inşallah bir gün belirlemeleri gerekiyor çünkü. Evet. Bu şekilde sigara ile mücadele ve sigarayı bırakma noktasında vatandaşlarımız hareket edebilir. Evet, biz de o zaman dumansız hava sahası diyelim. Sigarayla mücadele etmeye Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ve Diyanet TV olarak da biz de devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili programlar yapmaya ve sizin gibi değerli konuklarımızı almaya, izleyicilerimizi daha çok bilgi ve bilinç açısından açmaya devam edeceğiz. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Programımızın sonuna geldik hocam. İnşallah başka bir programda yine bir arada oluruz ve bu konuları daha detaylı bir şekilde konuşuruz diyorum. İnşallah, inşallah. Memnuniyetle. Sağ olun hocam, teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir haber analizin daha sonuna gelmiş olduk. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.